Hepinize merhaba, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi uzun takma tırnaklarımı taktım. Şöyle yakından gösteriyorum size takma tırnaklarımı. Bu sefer onları siyah boyadım. Geçen sefer mor renkliydi hatırlıyorsanız. Çünkü ben siyah çok seviyorum. Neyse, ikinci takma tırnak videosu için istediğim like geldi. Ve ben de bugün takma tırnaklarımla bir gün geçirmeyeceğim. 24 saat de geçirmeyeceğim. Bugün bu takma tırnaklara ne yapacağız biliyor musunuz? Ben Instagram'dan bir story paylaştım ve story'imde dedim ki bana görevler vermenizi istiyorum. Takma tırnaklarla yapabileceğim ya da yapmayı deneyeceğim görevler. Oradan bana bir sürü görevler yazıldı. Şimdi ben o yazılan görevleri, yani yaklaşık 20 tane görev var ama ben kaç tanesini yapabileceğimi bilmiyorum. Şimdi hemen ilk görevle başlayalım isterseniz. İlk görevim bu tırnaklarla kutu kola açmak. Bakalım bunu başarabilecek miyim? Mutfağa gidelim. Evet, öncelikle tabii ki de kontrollü bir şekilde buzdolabının kapağını açmam gerekiyor. Buradan kolayı alıyorum. Bu tırnakları takmak yine çok zor oldu biliyor musunuz? Evet, burada kolayı açmayı deneyeceğim tabii ki de. Bunu nasıl yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Yani şu an şunu şöyle kaldırmam lazım. Fakat bunu kaldırırsam tırnak kırılabilir. Biraz destekliyorum. Aman nasıl olacak bu? Bir dakika, şöyle yapacağım. Bir dakika şöyle yapacağım ya. Şöyle. Tövbe estağfurullah. Acaba böyle mi yapsam? Bıçakla. Dur, olmaz. Öyle olmuyor. Tırnağı da kırmak istemiyorum biliyor musun? Zaten çok zor yapıştı bunlar. Hadi be, birazcık kalksa var ya yapacağım ha. Hadi yapabilirim ben bunu. Böyle olabilir galiba, dur. Dişim girmiyor, dişim girse. Bu nasıl olacak be? Çok zor bir görev vermişsiniz gerçekten de. Tırnak kırılır ki. Bunu açanlar nasıl açıyor arkadaş ya? Vallahi tırnağı da kırmak istemiyorum. Yok arkadaş, bu olmayacak. Ya! Dur geliyor. Ay üstüme sıçramasın. Hadi yavrum. Hadi bebeğim. Yapabilirsin. Başaracağım galiba. Yapacağım. Yapmamak gibi bir şey yok. Hadi. İşte bu. Açtım, içiyorum tabii ki de. Bu da benim ödülüm olsun. Açtım, başardım. Şimdi ikinci göreve geçiyoruz. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Bakar mısınız? Parmağım resmen orası ezildi. Ne kadar kötü ezildi görüyor musunuz? Acıdı, çok acıdı. Olsun, neyse. İkinci göreve geçiyoruz. Şimdi yere düşen 2 adet parayı yerden almaya çalışacağım. İkinci görevim bu. Yere atıyorum parayı. Görüyorsunuz, atıyorum. Bakın buyurun. Baksanıza ya. Farz edelim ki param yere düştü ve benim bunu acilen alıp hemen evden çıkmam lazım. Bakalım. Evet. Alırım be. Kolayı açmış insanım ben. Bunu mu alamayacağım? Buyur. Düştü. Olmadı. Yahu gelsene. Allah'ım. Alacağım ve diğer elime vereceğim parayı. Hadi gel bebeğim. Hayır. Siz var ya, ne fenasınız ha, ne görevler yapmışlar. Evet, birinci parayı aldım, ikincisini de alalım. Başardım. Evet, iki tane parayı da aldım. Şimdi üçüncü göreve geçelim. Şimdi eyeliner sürme vakti. Gözümün üstüne gördüğünüz gibi eyeliner çekmemiştim zaten. Oradan eyeliner'ımı alalım ve hemen bakalım sürebiliyor muyum acaba? Gelin. Şimdi gördüğünüz gibi eyeliner'ım burada. Tabii ki de bunu artık ikinci deneyimim olduğu için alıştım tabii ki de tırnaklara. Ben zaman zaman bunları takıp bunlarla yaşayacağım galiba. Bu gidişe gittikçe alışıyorum çünkü. Evet, başlıyoruz.
Ha, bu biraz zor işte. Hayır, olamaz. Bulaşma. Ellerime bulaştı. Bulaşmamalısın. Bismillah. Haydi. Çek. Gözümün şeyini ayarlayamıyorum ya. Yani fena değil, fena değil. Yani iyi, fena değil. Eyeliner'ın ucu da şey olmuş, kötüleşmiş. Oldu oldu, güzel oldu bak. Nasıl çekmişim? Güzel çekmişim değil mi? Güzel oldu, güzel. Öbürüne de hemen çekelim. Bunu daha iyi çektim sanki, bakın. Bunu da başardım, bunu da yaptım. Gördüğünüz gibi dördüncü göreve geçiyoruz. Dördüncü görevim bir kolibantı açmak. Bakalım açabilecek miyim? Burada. Hadi. Bence bunu yapabileceğim ya. Şöyle. Bu aklınıza nereden geldi Allah aşkına? Öyle de bir yapışmış ki, biliyor musunuz? Ben yine dişlerle gireceğim galiba. Özür dilerim ama yani olmuyor ya. Al al, açtım açtım, işte yaptım. Başardım, bunu da yaptım bak. Bak 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 bak. Bir de onu tutmak mesela ama şu anda. Evet, bunu da başardım. Şimdi 5. göreve geçiyoruz. 5. görev ne biliyor musunuz? Benim en korktuğum şeylerden bir tanesi balon patlatmak. Bu tırnaklarla balonu patlatmayı deneyeceğim. İğne falan hiçbir şey kullanmayacağım. Diş kullanabilir miyim bilmiyorum. Çekmeceden hemen balonu alalım ve şişirip patlatmaya çalışalım. He, paket açmak işin içinde yoktu. Bir de paket açmak eklendi şu anda. Yapış yapış bir paket. Bir de buradan balonu almak tabii ki de. Bunlar hiç hesapta yoktu. Aa, ben bunları hiç düşünmemiştim ama almayı başardım tabii ki de. Başım döndü. Tansiyonum düştü valla. Başım döndü be. Balonu nasıl bağlayacağız? Bunu hiç düşünmedim gerçekten de. Aa, çok başım döndü, bir saniye. Bence bağlama. Tut onu, patlat. Tırnağımın bir tanesi çıktı. Allah kahretmesin. Ya bunu yapıştıracağız. Ben diğer tırnaklarla balonu patlat. Hiç sevmiyorum ama ben bunu. Bunu hiç sevmiyorum ama sırf böyle sizi seviyoruz diye. Action olsun diye açıkçası. Nereye kaçıyorsun sen Cihan? Yaklaşır mısın lütfen? Bak, kadrajla yaklaşıyorum. Hayır, gelir misin ya? Niye gittin uzaklara? Gel buraya. Yok, ben kadrajla. Ya lütfen gel. Ben korkarım. Yakına gel. Bak, dibine gelir patlatırım. Hayır, hayır, hayır. Dibinde patlatırım Cihan. O zaman yanıma geleceksin. Çok korktum. Ay, bunu hiç sevmedim. Neyse, diğer hileye geçiyoruz. Yeni görev ne biliyor musunuz? Bir kolye açmak. Ben bunu başarabilir miyim? Bilmiyorum gerçekten de. Deneyeceğiz tabii ki de. Hemen başlayalım. Tutması o kadar zor ki. Başardım ama bak, açtım. Bir de yerine kapatmayı deneyeyim mi? O biraz daha zor galiba. Onu oraya oturtmak. Bir saniye lütfen. Evet. Bir dakika. Önce sanırım. Bir dakika. Önce bu tarafı açmam lazım. Zannedersem şöyle. Ay, açmak değil de bence takmak çok zormuş ya.
Evet, evet, kaçırmamam lazım. Gel buraya. Çabuk çabuk gir. Evet. Hem açtım hem taktım. Daha ne olsun? Yeni göreve geçiyoruz. Şimdi sıradaki görevim bir resim çizmek. Resim konusunda ne kadar usta olduğumu birçoğunuz biliyordur zaten. Muhteşem bir resim çizeceğim şimdi size. Hemen bir kağıt alalım şuradan. Evet, bir kağıt aldım ve hemen resim masasına oturuyorum ve size şaheserler çıkartıyorum hemen. Bu Esila'nın Ağustos planı yapıyor kendine. Evet, şimdi bir resim çizmek için önce tabii ki de bir kalem almam gerekiyor buradan. Evet, kalemi çok kolay aldım, görüyorsunuz değil mi? Evet, güzel tırnaklarımla, cadı tırnaklarımla hemen size bir resim çiziyorum. Tabii ki de muhteşem bir at resmi çizeceğim şimdi. Yani bu bugüne kadar görüp göreceğiniz en güzel at resmi, bakın. Yani sonra demedi demeyin, tamam mı? Evet. Benim sıradan, yani çok hızlıca çizdiğim bir at. İncecik bacaklara sahip bir at tabii ki de bu. At mı, kurt mu, eşek mi, neye benzedi bilmiyorum artık, orasını siz karar verin. Sanırım, aa, atın poposu yok. Nereye gitti? Dur, şöyle çizeceğiz. Tamam, evet, işte bu bir at. Bu bir at, tamam mı? Beğendiniz mi atı? Daha ne olsun ki? Al buyur, at. At mı? Neye benzedi bu? Karınca yiyene benzedi. Dalga geçme resmimle Cihan. Bu bir at, tamam mı? Çok da güzel çizdiğimi düşünüyorum ben. Karınca yiyen falan değil. Benim atım böyle oluyor. Yeni bir hileye geçiyoruz. Şimdi sıradaki görevim çorap giymek. Çok zor olacağını düşünüyorum. Daha önce hiç takma tırnakla çorap giymeyi denemedim. Ve bu çoraplar ters. Elimi attım. Şurada hemen kenarda duruyordu bu çoraplar. Esile bunları çıkarmış, beğenmemiş herhalde az önce ayağından. Başka giymiş ve bunlar bana kaldı. Tamam, her zorluğa varım ben. Tamam, okey. Bunları ben çevireceğim yani. Çevirebileceğimi düşünüyorum. Ama nasıl? Ama nasıl? Orasını hiç bilmiyorum. Şöyle. Zannedersem böyle olabilir diye düşünüyorum yani. Yapacağız. Evet. Yani evet, başardım. Ya ben baya baya bu tırnaklarla bir şeyler yapmaya başladım. Farkında mısınız? Şimdi bunu hemen ayağıma giyeyim, bakayım nasıl giyiyormuşum. Şöyle bence olacak. Ay, tırnağım için. Aa, tırnağım içinde kaldı. Acıdı, 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 acıdı. Allah ya Rabbi. Yahu gel işte be. Kan ter içinde kaldım, biliyor musunuz? Allah'ım, ne iyisin sen. Gel buraya. Ay, ne kadar zormuş. Ya bir şey söyleyeceğim, bu tırnakları takan insanlar nasıl... Aa, pardon, onları ben biliyordum. Onlar böyle hizmetçilerle dolaşıyor, doğru ya. Ben, nerede benim hizmetçim? Yok. Hani bana hizmetçi? Yok. Ah, giydim, buyur. Ah, tamam mı? Oldu mu? Olduğu kadar. Olmadığı kadar. Boş ver. Hadi şimdi o çorap benim ayağımda kalsın. Böyle tek çorap gezmek istiyorum. Yeni bir göreve gidiyoruz. Şimdi sırada bir spagetti tabağı var. Benim bunu. Ağır çekimde gibi var. Neyse. Bu spagettiyi ben bu tırnaklarla yiyebilir miyim? Yiyemez miyim? Yani çatal falan kullanmıyorum tatlışlar. Tırnak benim tırnağım, mide benim mide olduğundan da sıkıntı yok yani, anladınız mı ya? Ay, tırnaklarla arası. Yıkadım tırnaklarımı, ellerimi bunu almadan önce. Ne yapıyorum? Tabii çok basit bir şey yani. Böyle sıkıyorsunuz yani ağzınıza. Hiç gerek yok. Anladın mı? Çatal matal. Gerek yok yani. Bir restoranta gidip böyle yemek yediğimi düşünsenize. Meraklı bir kalabalık var arka tarafta. Ne yiyorsun? Spagetti yiyorum. Spagetti mi yaptın? Hı hı. Ya biraz ağzınıza burnunuza bulaşıyor ama sıkıntı yok yani. Bulaşabilir yani. Anladın mı?
Ağzım burnum yağ içinde kaldı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah aşkına tırnakla makarna mı yenir? Ne yedirttiniz bana? Yeni göreve geçelim. Sıradaki görevim Esila'nın saçını örmek. Çok çok yazmışsınız bunu. Esila saçını ör 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 ör. Bakalım örebilecek miyim? Deneyelim hemen. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Balık sırtı ör demişsiniz ama balık sırtı örmek ben normal tırnaksız onu yapamıyorum ki. Anladınız mı? Yani tamamen uydurmasyon bir şeyler yapıyorum. Tırnaklarla zaten mümkün değil. Kaba taslak bir örgü yapmayı deneyeceğim. Ay kaçsana. Çocuğa bakar mısın? Çocuğum saçını örmeye geldim. Kafanı kaşımaya gelmedim. Ay, anne kolumu da kaşı. Oha. Anne. Ay şey yazmışlardı. Esile'ye kölelik yap yazmışlardı. Tam cuk oturdu şu anda. Tırnaklarımla Esile'ye kölelik yapıyorum. Bakın. Birkaç dakikalığına bu saltanat canım. Yapma tırnaklarım kırılır sonra çok kızarım sana çocuk. Dur bir dakika. Evet şimdi öncelikle tabii ki de şuradan mı başlasam? Hayır ya. Bir dakika çocuğum. Hayır, film izleyeceğim. Ay bir dakika çocuğum bırak şimdi filmini. Filmden daha önemli benim videom yahu. Ay kaşınıyor çok güzel. Allah Allah. Bir dakika bir şey yapmaya çalışıyor annen burada. Anladın mı? Yapamayacağım. Yapacağım yapacağım. Ben mi yapamayacağım? Bütün görevleri yerine getirdim Esin'e. Ne diyorsun sen ya? Bence örgüye zor. Ama ben yapabileceğimi düşünüyorum. Tamamen uydurma bir örgü. Yani balık sırtı demişsiniz ama ben o örgüleri yapmayı ben bilmiyorum. Acıyor. Yani. Özür dilerim. Anne, tırnaklar çekiyor Esila. Tamam. Normal öreceğim. Tamam. Tamam tamam. Birleştireceğim zaten şimdi. Çocuk da hiç saçına dokundurtmuyor biliyor musunuz? Arkadaşlar tırnakları saçımı yoluyor ya. Çok uzun tırnaklar. Hem nasıl dayanıyorsun onlara? Alıştım alıştım. Birinci seferden daha iyi biliyor musun Esila? Yani şöyle yapabilirim. Artık ne kadar olacak bakalım yani. Şu anda çok kötü gidiyor her şey burada biliyor musunuz? Bütün saçlar birbirine girdi. Ben ayırayım mı? Yok çocuk ayırma. Aa! Özür dilerim, özür dilerim. Anne ay, ne yapıyorsun ya? Yoldum, 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 yoldum. Özür dilerim. Aa, berbat bir şey oldu gerçekten de. Yok olmuyor, yapamadım. Normal örmeyi dene. Normal örmeyi denedim zaten. Normal örmeyi denedim zaten. Esilecim zaten aynen. Bu normal örgüydü tatlım. Onu bile mi yapamadım? Yapamadım çocuğum zor. Ha bak böyle tamam. Öyle. Böyle salaş yapabiliyorum evet. Bir tane daha tırnağım çıktı. Tüh. Bakayım. Bak yere düştü. Orta tırnak tutmuyor. Yapışkan tutmuyor. Tutmuyor. Olmadı gidelim. Nanana. Başını yastığa rahat koydum. Niye böyle oluyor? Ayna görünce böyle hemen bir şarkı söyleyesim geliyor böyle bir şeyler. Kemal Sunal'ın bir filmi vardı. Hatırladın mı? Perişanım şimdi mutlu oldun mu? Bırak şimdi onu bunu da burada bir tanecik pamuk kalmış. Ve bu pamuk benim makyajımı çıkartmaya yetmez. Normal pamuğu nasıl kopartacağım? Bütün mesele burada. Son. Hayır be onu kullanır mıyım ben yüzme saçmalama. Son görev bu son görev. Şimdi bunun içinde pamuk var ve çıkmıyor içinden. Çıkmıyor, çıkmıyor. Böyle çıkarttım ben de onu. Şimdi bununla gözümdeki makyajı çıkartacağım ve de bir soyulan maske yapacağım. Evet yanlış duymadın. Soyulan maske yapacağız. Tövbe estağfurullah. Gene başladık. Gene başladık, başladık. Çok zor çıkartıyor makyajı böyle bu tırnaklar biliyor musunuz? Anlam ve önemini belli eden bir şarkı. Perişanım şimdi mutlu oldunuz mu? Başınızı bu gece yastığa rahat koydunuz mu? Bu videoyu izledikten sonra. Direkt buladım. Ağzıma girdi ya. Ay mavinin güzelliğine Allah'ım. Çok güzel görünüyor. Vay, 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 vay. Maske kurudu. Şimdi onu sökmeyi deneyeceğiz. Vay. Wow.
Ay saçlarım da yolunmasaydı çok güzel olacaktı ama. Dolandı. Neymiş? Takma tırnaklarla maskeyi soymak bile aşırı derecede... Ay gözüme giriyordu parmağım. Zor oluyormuş değil mi? Siz olun böyle tırnaklarla gezmeyin. Nail artçılar bana kızacak şu anda, protest tırnakçılar. Yaptırın da bu kadar da uzun da olmaz canım. Ay gene gözüme giriyordu, gördün mü canım? Farkında mı? Gözümü çıkarmadan maskeyi sayabilirsem çok harika olacak. Çık artık, çık. 2 saattir sallanıyor orada. Ha, şimdi onu kullanmayacağız ama değil mi? Tabii ki de olmaz. Oldu. Oldu. Öptüm maşallah. Haydi. Bitti. Evet, takma tırnak videom burada son buldu. Bu videodan yeniden çeker miyim bilmiyorum. Çünkü gerçekten de çok zor oluyor bunlarla uğraşmak. Videomu beğendiyseniz bir like'ınızı alırım yani. Bir like'ınızı benden esirgemezsiniz diye düşünüyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın ki video yüklendi hemen size haber uçsun diye. Başka bir videoda görüşmek üzere. Öpüldünüz. Bay bay.